Herkese merhaba. İşatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Gözdemir İşlek. Bugün sizlere Yapı Kredi Bankası'nın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Yapı Kredi Bankası 2024 yılının 3. çeyreğinde 5 milyar TL solo net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı bizim ve piyasa beklentisi olan yaklaşık 4,9 milyar TL'ye oldukça yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bankanın çeyreklik net karı ise %30 gerilerken yıllık ilk 9 aylık kümüle karda da %54 düşüş göstermiş oldu. Yapı Kredi'nin ilk 9 ay yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığına baktığımızda da %16 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Çeyrek içindeki detaylara geçecek olursak, TL ve yabancı para, kredi mevduat spreadleri, kredi yeniden fiyatlanmaları ile de TL tarafta 200 bas puan, yabancı para krediler içinde 80 bas puan artış göstererek ileriki marj görünümü açısından da umut verici bir tabloyu ortaya koyduğunu söyleyelim. Ancak dönem içinde yurt içi swapların yasaklanması ve mevduat muzam oranlarının artışı repo fonlamasında bir zıplamaya neden olduğunu da eklemek isterim. Bu da ne yapıyor? Pahalı repo maliyetlerinin net faiz marjını 80 bas puan düşürmesine neden oluyor. Swaplara göre düzeltilmiş net faiz marjı da negatif bölgeden çıkarak 80 bas puan artışla %0,8 seviyelerine yükselmiş durumda. Banka yıl ortasına verdiği %2'lik swaplara göre düzeltilmiş revize marj hedefi üzerinde önemli aşağı yönlü riskler olduğunu da ayrıca belirtiyor. Diğer bir yandan bu çeyrekte yaklaşık net olarak 7,9 milyar TL'lik bir kredi miktarı takibe atılırken güçlü tahsilat performansının da devam etmesi takibe girişlerin karşılık giderleri üzerinde olumsuz etki yaratmasını engelledi diyerek de ekleyelim. İlk 9 ayda yıllıklandırılmış net risk maliyeti ise 25 bas puan düzeyinde kalarak da tüm yıl öngörüsü olan 100 bas puana göre oldukça iyi bir gerçekleşme göstermiş durumda. Dönem içinde yapılan güçlü tahsilatlar ve buna bağlı da karşılık iptalleri nedeniyle yeni girişlerin olası karşılık gideri etkisi tamamen bertaraf edildi de diyebiliriz. Biz de sene başında 100 bas puan olan net risk maliyeti tahminimizi 70 bas puan olarak da güncelledik. Net ücret ve komisyon gelirleri tarafına geçecek olursak, orada da artan kredi plasman ve işlem hacimleriyle çeyreklik bazda %4 artarken yıllık bazda ise baktığımızda %145 artış kaydettiğini görüyoruz. İlk 9 ayda da perakende kredilerdeki güçlü artış, yükselen faizler nedeniyle kredi kart komisyon artışı ve kredi dışı komisyon alanlarında artan komisyon gelirleri nedeniyle de bu sonuçta büyük rol oynadı diyebiliriz. Faaliyet giderlerine bakacak olursak çeyreklik bazda maaş artış maliyetleriyle %15 artış gösterdiğini gözlemlemiş olduk. Ayrıca banka toplam faaliyet gider artışının 2024 yılında %65'in altında kalacağını da tahmin ediyor. Bizler ise bankanın karlılık açısından en kötüyü geride bıraktığını düşünüyoruz. Yükselen kredi spreadleri ve önümüzdeki dönemde devreye girecek olan faiz indirimleri marjlarda çok önemli bir rahatlama sağlayacağını da ayrıca düşündüğümüze ekleyeyim. Ancak sene başında öngördüğümüz marj iyileşmelerinin ötelenmesi ve yeni gelen düzenlemelerin olumsuz etkileriyle önümüzdeki 2 yıl, burada 2024 de dahil, net kar tahminlerimizi ortalama olarak yıllık %20 civarında aşağı yönlü revize ettik. Buna paralel olarak da yeni hedef fiyatımızı 36 TL olarak güncelledik. Ancak al tavsiyemize devam ettiğimizde hemen ekleyeyim. Al demeye devam ediyoruz Yapı Kredi Bankası için 36 liralık yeni hedef fiyatımızla. Detaylı şirket raporunu İş Yatırım Araştırma sitesinden sizler de indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.